Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ. Ve mâ künnâ lehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh. Leqad câet rusulü rabbina bilhak. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Allahümme salli alâ selâm. Sallu alâ tabibi kulûbina Muhammed. Allahümme salli alâ selâm. Muhammed ve alâ aleyhi sallâm. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Allahümme salli ala selam Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Euzü billahi s-semî'i alîmi mineşşeytanirracîm. Rabbi euzü bike. Nemezâti şeyatîn ve euzü bike Rabbi. En yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad nasarakumullahu bi bedrin ve entüm ezilleh. Fettekullâhe leallekum teşkurûn. Sadakallahul azim, Allah'ım enfa'na bil Kur'anil azim. Ve barik lana fihi velhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullahal hayyel kayyum. Hassantukum bil hayyel kayyum illezî lâ mûte ebedâ. Ve defa'tu ankum sû'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîl azim. Şimdi Bedir, Medine-i Münevvere'ye 120 kilometre kadar mesafededir. Birkaç kere ziyareti nasip oldu. Mekke'ye daha uzak. 3 tane Bedir muharebesi vardır esasen. Bedri Suğra, Bedri Kübra, Bedri Vusta. Biz burada ortanca Bedir'i anlatıyoruz. Çünkü Ebu Cehil'lerin geberdiği ve Kur'an-ı Kerim'de ayetlerin nazil oldu. Öbürleri hakkında da ayetler var da. Bedir ismiyle geçen ayet-i kerimeler bu ortanca Bedir'den bahsediyorlar. Bedir dolunay demek esasen. Bedir İbni Haris diye birisi orada bir kuyu kazmıştır. Mekke ile Medine arasında. Efendim, Medine'ye 4 merhale diyor. O kuyuyu kazanın adıyla isimlendirilmiş mıntıka. Çünkü oralarda su çok önem arz ettiği için kuyu çok büyük bir hayat kaynağıdır. Onun için kuyu kazanın ismi oraya verilmiş. Tabi İslam'dan önce bu isimler. Bu mübarek zatların diyor, fetütle esmâhum lil mühimmat, mühim meselelerde isimleri okunur diyor bak. En başta, dersin başı bu. Kitabın başı. Bedir ehlinin isimleri diyor, mühim sıkıntılar için okunur diyor. Ne hangi müşkil varsa Allah'ın izniyle hallolur diyor. Ve tüktebü yazılır. Ve tühmelü taşınır. Yani İsimleri böyle nüsha şeklinde olsa efendim üzerinde de insan taşıyabilir. Çok ince kağıda olursa, küçük küçük de olursa bilmiyorum. Taşınması lazım. Belki benim hamailimde var yani benim şeyimin içinde de. O da evde mübarek, ben burada, hamailim evde. Neyse. Benim işlerim böyle yani. Şaşkın ördek gibi dolaşıyorum. Taşımak lazım. 1000 tane zırha bedeldir. Ve tuhmelu taşınır diyor. Likazail hacat. Hangi müşkilin varsa işte ne için gidiyorsun, bir işe gidiyorsun, ticarete gidiyorsun, bir sıkıntın var, düşmanların var. Onların hallolması için diyor, o yazılıp üzerine taşınır diyor. İkinci bapta inşallah gelecek diyor. Onun için bu zatların, bu vakanın önemi büyüktür. Bu vakaya katılanların İslam'da yeri ve değeri çok büyüktür. Allah Teala biliyorsun onların hepsine cenneti vaat etmiştir. Cehennemden azat etmiştir. لَنْ يَلِجَنْ نَارَ اَحَدٌ مِنْ مَنْ شَيْدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَ اَوِ الْحُدَيْبِيَ Bedir'de veya Hudeybiye'de bulunanlardan hiçbiri asla cehenneme girmeyecektir. Sahih Müslim hadisinde geçer. Sallallahu aleyhi ve sellem onlara teminat vermişler. Onlardan biri de yakınımızda, civarımızda komşumuz Halid bin Zeyd Ebu Ayyub el-Ensari radıyallahu anhül bari hazretleridir. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. Yani Bedir ehlinden bir zat, o zaten Bedir ehlidir, hem Uhud ehlidir, hem Hudeybiye ehlidir, hem Hendek ehlidir. Onun katılmadığı bir muharebe yok. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle beraber. Onun kadar mücahit, sahabede onun kadar mücahit bir zat yok. Hemen hemen. Yani diğer aşere-i mübeşşere falan müstesna diyelim. Ama çok büyük bir yani hazineye malikiz. Rabbim kıymetini bilenlerden eylesin. Amin.
Şimdi Bedir gazvesinin önemi nedir? Allah Teala İslam'ı onunla aziz etmiştir. Küfrü ve ehlini onunla mahvü perişan etmiştir. Çünkü Ebu Cehil'lerin gebermesi, 70 tane gavurun gebermesi, 70 tane de esir alınması demek, Mekke müşriklerinin belinin kırılması demektir. Ondan sonra zaten daha bellerini doğrultamadılar. Fakat Uhud'da, Hendek'te bir şeyler yapmaya çalıştılar ama efendim başarılı olamadılar. Sonunda da zaten Mekke'de fetholdu elhamdülillah. Allah Teala buyuruyor ki Estaizu billah ve lekad nasarakumullahu bi bedrin ve entüm edille. Siz çok güçsüzdünüz, zelildiniz. Maddi imkanlara sahip değildiniz. Atlarınız, develeriniz yok idi. Sayınız da az idi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten kafilenin peşine çıkmak gibi hazırda olanla çıktı. İnsanları çoğu işte Bedir'de bir garanti veriliyor ya işte. Çok müjdeler veriliyor. Herkese de ya yani sahabeden de hepsine Bedir ehli olmak nasip edilmedi. Fazla bir makam. Çok yüksek bir makam. Onun için Bedir muharebesine yani elde olanla çıkıldı. Biraz ani çıkıldı diyelim. Ani çıkış olduğundan sayı Bedir'de bulunanlar yani 313 artık ihtilaf-ı rivayetlere göre toplasan 363 ama bu 363'ün de bazısına bu vardı bu yoktu demek suretiyle yani biri girerse biri çıkıyor. Yine bulunanlar 313 ama 313'ün sayılarında bazı alimler şu vardı bu yoktu diyor bazıları bu yoktu bu vardı diyor. O bakımdan 363 oluyor. Ama biz ihtiyat payını koyarak bütün alimlerimiz, büyüklerimiz ihtiyat payı koymuşlar. Yani ne demek? O da sahabeden zattır, onu da ismiyle bereketlenelim. Hem de ya vardıysa, mülazasıyla bir şey eksik olmasın. Yani fazla olsun, eksik olmasın. İsmi şerifler bu bakımdan 363 kadar çıkıyor, sayılıyor. Benim Bedir-i Ehli kitabımda baş tarafı Türkçedir. Sağ tarafı Arapçadır. Türkçe tarafında bunların hepsini ben yazmışım. Muhacirler yazılmış, Ensar yazılmış. Zaten muhacirler azdır, 70 falan kadardır. Geri kalan hepsi Ensardır. Bedir ehlinin ekseriyeti Ensar-ı Kiram. Üçte ikisi Ensardır diyebiliriz. Fazlası da var. Medine ehli yani, mübarekler. Onlara çok dereceler nasip olmuş. Siz zelil iken Allah size Bedir'de yardım etti. Yani ne demek? Allah'ın yardımı sayının çokluğuyla değildir. Efendim, yardım Allah katından gelir. Hazırlığın çok, sayın çok, deven atın çok diye Mevla bakmaz. İslam'ın zuhuru bu gazveyle hasıl olmuştur. İslam'ın nuru ufuklara bu Bedir muharebesinden sonra parlamıştır. O mübarek gazvede şehit olanlar şehitlerin en eftalidir. O gazvede şehit olmayıp da bulunanlar sahabenin en faziletlileridir. Biliyorsun sahabede de tasnif var. Tasnif olurken aşere-i mübeşşereden sonra Bedir ehli gelmektedir. Cennetten müjdelenen 10 zattan sonra. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in katıldığı muharebelerden hiçbirinde melekler savaşa girmemiştir. Ancak Bedir muharebesine melekler bil fiil savaşa girmiştir. Bunların ileride kıssanın takibinde hadis-i şeriflerden misalleri gelecektir. Meleklerin bizzat savaştığı. Yine bunu yeni gördüm mesela. Cinlerin müminlerinden de Bedir muharebesinde savaşanlar olmuştur. Bunu de ilk gördüm. Yani cinlerin de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hiçbir savaşına katıldığı rivayeti yoktur. Ancak Bedir muharebesinde cinler de hazır bulunmuşlardır. Bu bakımdan Hazreti Cibril'e sorduğunda مَا تَعُدُّونَ اَهْلَ بَدْرٍ ف۪يكُمْ Siz Bedir ehlini nasıl sayıyorsunuz melekler arasında? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Hazreti Cibril cevaben مِنْ اَفْطَلِ الْمَلَاكَ Bedir'e katılan melekler önce 3000 geldi sonra 2000 daha takviyeyle 5000 melek katılmıştır. Bu da ayetlerle gelecek. İnşallah biz Bedir'e katılan melekleri trilyon katır trilyonca melek var. Meleklerin sayısını kimse bilmiyor. Hazreti Cibril'i bile tanımadığı melekler var. Hadis-i şeriflere göre. Ama diyor Bedir'e katılanları en üstün melekler sayarız. Melekler arasında en üstün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki biz de Bedir'e katılan sahabeyi en üstün sahabe sayarız. Onun için Bedir'de bulunmayan sahabeden eftal oldular. Bedir'e katılan cinler de Bedir'e katılmayan Müslüman cinlerden eftal oldular. Zaten Bedir'e katılan cinler hepsi ne oluyor? Sahabeden oluyor.
Tabii cinlerin sahibi olur, olmaması meselesinde de alimlerin sözleri vardır. Bu cinler ayrı bir bahistir, değil mi? Milleti de çok ilgilendirir. Onlara ayrı bir ders yapmak, cinler hakkında işte onların çeşitleri, işte sahabesi var, gavuru var, Müslümanı var, nesi var, nesi yok. Ne iş yaparlar, ne yerler, ne içerler. Onları da konuşulacak dersler olabilir. İnşallah. Şimdi bazı rivayetlere göre de 313'ün yukarısı, yani 363'e kadar ulaşan sayıda Bedir'e katılmamış. Fakat Bedir'de bulunmuş sevabı kendilerine verilmiş. Zatlar da var. Ayrıyetten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuk diye, küçük diye yoldan çevirdikleri var. Ondan sonra Medine'ye vali bıraktığı var işte. Ondan sonra Kuba'ya, Aliye bölgesine vali bıraktığı var. Yani bunları da sayınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz kalın buyurduğu için onlar da Bedir ehlinden sayılıyor. Allah indinde de, bizler indinde de. Bu bakımdan isimler biraz artmış oluyor. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gazvelerinden ilk olarak Ensar-ı Kiram Bedir'de katılmışlardır. Bedir'den evvel, yani Hicret'in ikinci senesi, demek o arada biraz bir buçuk sene kadar mı ne geçiyor diyelim. Yani bir buçuk seneden de fazla, Hicret'i baz alırsak Ramazan'a geliyor. İkinci senenin Ramazan'ı bir buçuk seneden fazla oluyor Hicret'ten. İşte Rabiülevveli, Hicret Rabiülevvel'dedir. Rabiülevvel'den öbür sene Rabiülevvel, bir senesi dolmuş oluyor. İkinci seneye geçtiğinde Rabiülevvel'den sonra Ramazan'a ne kadar var? Rabiülahir, Cemazeylül, Recep, Şaban'ı var. İşte bir buçuk sene, altı ayda oradan var. Hicret'in ikinci senesinde, o zamana kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı kazalar yapmışsa, Ensar katılmamıştır. Çünkü Ensar'ın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sözleşmesi, Akabe biatlerinde olsun, sonra Medine'ye işte gelmesini teklif ettiler. Yani biz, sen Medine'ye gelirsen bizim güvencemizdesin. Çoluk çocuğumuzu, hanımımızı nasıl korursak ondan fazla seni koruyacağız. Ama biz senin Mekke'den Medine'ye gelmen veyahut da bu arada olacak şeylerden mesul olmayız. Şöyle, ya bizden yardım istersen gelelim de, sen şimdi yoldan geleceksin, o arada sana biri bir şey yapsa mesela, hani biz bu ayıbı, bu ağrı, Allah'ın dininde bu suçu kabullenmeyiz. Çünkü neden? Haberimiz olmaz yani. Ama bize geldikten sonra beraberiz. Ama bize gelene kadar da bir şey bilmiyoruz yolculukta ne olur ne olmaz. Yani Mekke'den çıkıyorsun, en nihayette müşrikler saldırıyorlar, şey diyorlar, biz Mekke'de gücümüz yok, Mekke'ye gelip de saldıramayız. O bakımdan böyle demişlerdi. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de acaba Ensar o sözü hatırladığı için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem belki yani bu muharebeye de, çünkü Medine'nin dışında, Medine'de olan da biz varız. Hendek muharebesi nerede oldu? Medine'ye saldırı oldu. Uhud Medine'ye saldırı oldu. Bunlarda Ensar zaten devreye girdiler. Onlar zaten daha sonra oldu. Ama ilk bu Bedir'de bu iş belli oldu. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların da şeyini anlamak istedi. Durumunu. Yani o ilk konuşmamız Akabe biatlerindeki sözde hani ben dışarıya çıktım. Medine'nin dışına çıktığı 100 kilometre, 120 kilometre de Medine sayılmaz. Ben dışarı çıktığım zaman gelirler mi gelmezler mi bir deneme hiç olmamıştı o zamana kadar. Gelirler tabii, emrederse gelirler de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de biliyorsunuz ekseri meselelerde istişareyi sever. Yani hadi geliyorsun, Allah emretmedikten sonra bir şey emretmiyor. O itibarla ilk gaza, Ensar'ın katıldığı gaza bu gazve oldu. Yanlarında 3 tane at var. 3 at. Orduda kaç tane at var? 3 at. 70 tane var deve. Deve zaten hızlı kaçacak, göçecek bir hayvan değil. Ancak işte yük taşıması vesaire işte tahammüllü olması çöl şartlarına bundan dolayı faydalanılır. İşte hastalanan, yorulan biner. İşte sütü varsa işte içilir veya her birkaç yönde istifade edilir ama harpte kullanılacak şey esasen attır. 3 tane at
70 tane deve. Müşrikler kaç kişiydiler? 1000 kişiydiler. Yanlarında ne var? 300 tane at. Şimdi zaten 3 ata 300 at, size göre bu savaş kazanılmaz. Ve 700 deve. 700 deve, çünkü devamlı da deve kesiyorlar. Her gün 10 deve kesiyorlar. Bir gün Ebu Cehil'in ziyafeti var. Bir gün öbürünün ziyafeti var. Anladın mı? Böyle yediriyorlar, içiriyorlar milleti göya. Çıkartmışlar milleti yola. O 700 deveden de bayağısı zaten kesildi. Yani oraya gelene kadar ki yolda her gün günlük ihtiyaçlarını yiyorlar, içiyorlar ya. Şimdi Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Bedir'e niye çıktı? Artık Mekke'deki eziyetleri anlatma lüzum yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çıkarttılar. Sahabe-i kiram çıkarttılar. Mallarına el koydular. Mekke'deki evlerine, akarlarına el koydular. Efendim hastalarını, çoluk çocuklarını kiminin alıkoydular. Yaşlı olanlar falan çıkamadı. Onların elinde müstazaf durumda kaldı. Zulmün efendim sonu yok. Müşrikler çok eziyet ettiler. Bu eziyetlerin neticesinde Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etti. Şimdi Medine'ye hicret etti. Bir sene, bir buçuk sene oldu. Tabi Mekke'de şirk düzeni devam ediyor. Allah'ın Kâbesi müşriklerin elinde. Müslümanlar umre yapamıyor, hac yapamıyor. Artık saymakla bitmez zulümler. O arada Ebu Süfyan'ın sonra Müslüman oldu radıyallahu teala, sahabeden oldu. Hazreti Muaviye'nin babasıdır radıyallahu anh mecmain. Sonradan sahabeden olanlar hakkında hani baştan söylüyorum ki sövüp saymayın diye yani. Anladın mı? Çünkü sonradan sahabe oldu ve Müslüman olduğunu dediğimiz anda o önceki şeyleri anlatılırken mesela Hazreti Vahşi'nin radıyallahu anh Hazreti Hamza Efendimiz'i şehit etmesi hadisesini de anlatırken veya bunu dinlerken sen Hazreti Vahşi Efendimiz'e de sahabeden olmuş bir zat, hakkında ayetler nazil olmuş bir zat, tevbesinin kabulüne dair zaten şirkten döndüğü zaman tertemiz dönüyor, İslam'a giriyor, geçmişini el-İslam yecubbu makabile, İslam geçmişi keser atar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasına yapılan bu hadisenin karşısında bile ne yapmamış? Akrabacılık yapmamış, ırkçılık yapmamış, sen amcama böyle yaptın dememiş, değil mi? O en yakınına yapılan şeyi bile silmiş. Çünkü Allah Teala kabul ettiğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem reddeden sana bana ne düşmüş burada? Edepsizlik düşmemiş tabii ki. Onun için baştan bazı böyle şeyler geçecek. Sonra Müslüman olduğunu ben not ediyorum. Size söyleyince anlıyorsunuz yani. Sonra da dinleyenler işte efendim bu kıssayı biz anlatıyoruz şimdi, ileride de dinleyenler olacak. Sakın ha sonradan Müslüman olduğunu bildiğiniz veyahut en azından kimseler hakkında ileri geri konuşmayın. Çünkü geçmişi silinmiş olan bir konuda yorum yapmanıza bir gerek yok. Şimdi o Ebu Süfyan büyük bir ticaret, yani herhalde 1000 develik bir kafile, 1000 deve falan öyle bir şey gördüydüm. Ön üzerine gelir. Yani kafilenin önemi büyük. Ne bakımdan? Mekke'ye çok büyük destek sağlıyor. Yani içinde tabii mücevherler var. Ekseri mücevherler, bunlar çok düşkünler. Ondan sonra koku var. Mekke'nin ticaretinde en büyük şeyi sağlayan benim baharat. Baharat ve koku. Şimdiki gibi tırışkadan kokular yok tabii. Hakiki kokular. Çok pahalı o zaman da. Hakiki udu şimdi de bulsan, hakiki miski amberi bulsan, yani bayağı bir bavullan parayla gitmen lazım. Hakikiler çok pahalı. Suyundan işte millete satıyorlar. Ondan sonra o bakımdan ticaret kafilesinde çok koku ticaretler var. Tabii burada o kafileler geldiği zaman Yemen'den de geliyorlar Mekke'ye falan. Her bütün ticaret pazar oluşuyor. Onlar da orada mübadeleyle, o zaman para olmasa. O onu veriyor, onu veriyor, ondan o malı alıyor falan. Ticaret, ekonomi diyelim. Yürüyor, gidiyor. Şimdi evvela ekonominin bozulması lazım, değil mi? Yani şirk düzeninin Mekke'de çökmesi için evvela neyin bozulması lazım?
Ekonominin bozulması lazım. Ekonomi bozulmadan millet ne yapmaz? Ayağa kalkmaz. Kalkar mı? Kalkmaz. Bizim millet nereye bakar? Mangıra bakar, paraya bakar. Allah için, din için hareket zayıf. Ama aç kaldığı zaman bas bas bağır. Babasına bile bağır. Şimdi ticaret kafilesi geliyor. Efendim, Şam'a, Mekke'den çıktı. Kureyş, mallarla, ticaretlerle Şam'a. Sonra Şam'a gidiyor. Şam'dan da ne yapıyor? Satıyor, ediyor. Oradan da malları yüklüyor. Tekrar Mekke'ye dönüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kafilenin Şam'dan dönmesini bekliyor. Yani Şam'dan Mekke'ye doğru dönerken kafileyi ele geçirmek istiyor. Çünkü kafileyi ele geçirirse ne oluyor? Mekke'deki ekonomi bayağı çökecek, sarsılacak. Bunun üzerine Şam'dan dönüş yolu haberi gelince dönüş başladığı sahabesini topluyor. Buyuruyor, hâzi îr-u Kureyş'in. Kureyş'in kafilesi budur. Fîhâ embâlûm. Kafilede çok kıymetli malları bulunuyor. Fahrucu ile ya, hadi o kafileye efendim çıkalım. Leallallah en yunfilekumuha. Nefeleden de olsa yunfilekumuha. Yani Allah size ganimet verebilir. Umulur ki Allah size ganimet ihsan eder. Siz de fakirsiniz, akırsınız. Malınız, mülkünüz gasp edilmiş, işgal edilmiş. Muhacirler zaten gelmişler Medine'ye. Medine'de o kadar muhacire kucak açtı. Medine'de o zaman çok nüfuslu bir yer değil. Belde gibi bir şey. Dolayısıyla o kadar da muhacir gelmiş. Yani orada da tabii ekonomik sıkıntı var. Bir de zaten muhacirlerin bütün malları, mülkleri müşriklerin elinde olduğu için Müslümanların nesi var? Müşriklerin mallarında hakları var. Çünkü sen benim malımı gasp etmişsin yani. Bu bakımdan da hakkını almak gibi bir şey. Yoksa efendim gelene geçene saldırmak haşa efendim suçsuz masum insanlara veya karşılığı olmayan sana bir zararı eziyeti olmayan insanlara saldırmak gibi bir şey burada söz konusu değil. Ama şimdi kafirler bunu nasıl anlatıyor? Gavur tarihçileri tarihle bunu nasıl anlatıyor? İşte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demezler tabii. Onlar işte efendim böyleydi. Adamları topluyor. Gelen geçen kafileleri yağmalıyor. Haşa ve kelle. Burada şimdi kafile yağmalamakla ne alakası var? Adamlar senin bütün efendim yüzlerce, binlerce insanı memleketinden sürüyor. Malı mülkü de onun elinde kalmış. Nasıl taşıyacak adam Mekke'den Medine'ye? Neyini götürebilir yani? Hangi eşyayla o çöle çıkacak yola? Canını zor kurtarmışlar. Bunların hakkı var burada, alacak o hakkını. Mevzu bu. Bunu da mutlaka bilmemiz lazım. Kureyş'in ticareti var orada. 30 da Kureyş'ten adam var. Kafilenin, tabi kafilede o kadar kafile boşuna gitmez, adam lazım. 30 kişi de Kureyş'ten. Amr ibn-i As, o zaman o tarafta. Radıyallahu teâlâ. Sonradan Müslüman oldu, değil mi? Mahreme ibn-i Nevfel, radıyallahu teâlâ. Sonradan Müslüman oldu. Onları baştan söylüyoruz. Onlar da o kafilenin içindeler. Efendim, yani erkeği az, bekçisi az, mallar çok. İşte demin dediğim gibi, yığın mallarla dolmuş 1000 tane deve var. 1000 deve çok büyük bir kafile. O zaman da sen ne diyorsun ya? Kureyş tümü kalkmış, yani geliyor, bütün imkanlarını topladığı halde 700 deve topluyor Bedir'e gelirken. Düşünsene, kafilede 1000 deve var. Çok önemli. O zamanki bir deve zaten, devenin kendisi zaten şimdiki tank, uçak. Deve o demek, çok değerli. Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Talha İbni Ubeydillah Hazretleri ile Aşer-i Mübeşşere'den, Said İbni Zeyd Hazretleri, Aşer-i Mübeşşere'den ikisi de, ikisini gönderiyor, buyuruyor ki siz gidin bir casusluk yapın. Yani kafilenin durumu nedir, nereye gelmişler şimdi, nereden geçiyorlar, biz de ona göre ne vakit çıksak yetişiriz. Tecessüs için göndermiş. Onlar da
Ebu Süfyan'ın Bedir'e yaklaştığını anlayınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber gönderiyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem esasen harp için çıkmıyor. Yani muharebe kastıyla çıkmıyor. Kafileyi ele geçirip de Müslümanları rahatlatmak, işte Müslümanların kafirlerden mallarının, mülklerinin kısmen de olsa geri alınması itibariyle o niyetle çıkıyor. Ama Allah-u Teala burada ne yapmak istiyor? Küfrün kökünü koparmak istiyor. Kafileyi kazanırsan, bin deveyi malı alırsan, ekonomin düzelebilir, müşriklere darbe vurulabilir. Ama küfrün kökü kazınır mı? Kazınmaz. Niye? Ebu Cehil sağ. Küfrün imamları, önderleri sağ. Mevla ne istiyor? Mevla istiyor ki, kafile boş verin, kafile giderse gitsin, gavurlar gebersin, Bedir'de harp çıksın istiyor. Allah Teala ne istiyor? Harp çıksın istiyor. Allah Teala hakkı ister. Ama burada öyle bir harp çıkıyor ki, şimdi okunacak kıssada göreceğiniz üzere, hiç anlaşmaya göre bir şey yok. Rastgele değil tabii, kaderde rastgele yok. Ama Müslümanlarla müşrikler arasında veya kafile arasında hiçbir, yani şöyle yaparız, böyle yaparız, atışma, anlaşma, şurada buluşalım. Hani düello müello hiç yok. Mevla ne buyuruyor? Estaizu billah ve lev tevaattum lehtelebtum fil mi'adi. Eğer siz anlaşsaydınız, Ebu Cehiller dedi ki hadi Bedir'e geliyoruz, siz de deseydiniz hadi biz de geliyoruz. Ne gün, şu gün, şurada, nerede, şurada. Yine diyor ya onlar bozardı ya siz bozardınız. Yani aynı anda Bedir'de denk gelemezdiniz. Ama ben hiç sözleşmeye hacet bırakmadım. Velakin لِيَقْضَيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. Benim kaza ve kaderimde, ilmi ezelimde zaten olmuş bitmiş bir işti. Ama şimdi tatbikatta da bunu ortaya çıkarayım ve herkes görsün, anlasın ki Allah Teala nasıl dostlarına yardım ediyormuş, düşmanlarını helak ediyormuş, bunu göstereceğim buyuruyor. Bu hükmün, alınmış bir hükmün, karara bağlanmış bir hükmün tezahürü için ben sizi karşılaştırdım buyuruyor. Şimdi bir takım insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu kafile Bedir'e yaklaşıyormuş, çıkalım. Bir takım insanlar dediler ki çıkalım. Bir takımları ağırdan aldı. Şöyle ağırdan aldı, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten harbe gitmek istemiyor. Harp yoksa, yani ganimet var en nihayetinde, ben de ganimet. Yani harp varsa geleyim diyor. Bak sahabe böyle ha. Harp varsa geleyim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Asla bırakma. Ama yani 30 kişiyle ne olacak 30 kişiyi hemen? Siz halledersiniz. Ganimet de alınıyorsa ben de ganimet almazsam almayayım yani. Şimdi ben de mesela o kafada bir adamım. Bana deseler ki illa şurada ganimet var, şu var, bu var, şu işte iyi para var veya şurada bir toplantı var, sana da bir şeyler verecekler falan. Hakikaten ağırdan alırım yani. Neden? Çok param olduğundan değil. İşim var, gücüm var, vaktim yok. Yani hastayım falan yani hakikaten. Hiç öyle bir toplantı, şuraya buraya ona buna tanışayım, gideyim, bir işim yok. Ama dersen ki Allah için bir hizmet var yani şurada hakikaten insanlar hidayet bulacak falan filan. Ben o işe giderim yani. Gitmişimdir 40 senedir. Ha bu itibarla sahabe de yani harp yoksa diyor bak. Halbuki bizde olsa nasıl olur? Harp varsa geri kalan çok olur. Ganimet varsa atlayan bol olur yani. Sahabe tam ters görüyor musun? Dediler ya harp yoksa yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in güvenliği var nasıl olsa sorun yok yani. Ganimette biz almayalım canım mühim değil. Biz gelmesek de olur falan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki yani çok da mühim değil yani emretmiyorum. Biz de zaten kafileye gidiyoruz buyurdu. Men kâne cevâdû hâdıran fel yârkep mâne. Hadi biz gidiyoruz. Ata hazır olan yani şeyi, bineği, yani at veya deve işte. Ne dedik? 70 devem var dedik. İşte devesi olan binsin. Zaten 70 deve 300 kişi kullanıyor. Anladın mı? Atla beraber etti 73. Bunu sen 8 saate bölsen 73'ü anladın mı? Yani 8 saat biri biniyor diyelim. Yani tam onun şeyini bilmiyorum, saatini, dakikasını. Yorgunluğa göre de değişebilir. Ama bir deveye 3 kişi bindiğini şey edersen, yani 73'ü 3'ten çarp yani, kaç kişiye yeter anladın mı? Yani 240
İşte 250 kişiye yeter. Bu da ne demektir? Devri daimlen nöbetleşe de herkese bir rahatlık verebilir. Çünkü birkaç saat bile adam ayağını dinlendirse çok büyük imkan. Efendim benim işte ya Resulallah atım gelecek, devem şurada gelecek falan falan beklemedi. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki hazır olan gelsin gidiyoruz. Çünkü kafileye yetişmek meselesi var. Yani geri kalan kalsın yani ben şimdi beklemiyorum. Ramazan-ı Şerif'in, şimdi hicretin, ha burada söylüyor zaten, ben demin de hesap yapıyorum. Ya kitaptan oku mübarek adam, önünü okusan gelecek ya. Ya ne tez canlı bir adamım. Hicretten 19 ay geçtikten sonra, ikinci sene yani Ramazan, Ramazan, o zamana kadar Ramazan yok ha. Bedir'e kadar Ramazan orucu farz edilmiş değil. Öyle Ramazan, teravih, sahur falan, oruç var. Ama böyle bir şey yok. Tam da Ramazan orucu hicretin ikinci senesinde farz edilmiş. Ramazan orucu tabi Ramazan'da farz edildiği demek anlamına gelmiyor. Ramazan'dan evvel ayet gelirse millet hazırlanır öndeki Ramazan'a, öyle mi? E şimdi ayet Ramazan'ın ortasında gelse nasıl Ramazan'ı millet yetiştirecek? Nereden duyacak? Duyana kadar zaten o zaman yani bir ay biter, bir, her yere haber ulaşana kadar. Yani ayet-i kerime önceden gelmiş, hicretin ikinci senesinde Ramazan orucu farz. Tam da işte tutmuşlar, Ramazan'ın başından, Ramazan 12'si olmuş, günlerden cumartesi. Cumartesi, Ramazan-ı Şerif'in 12'si, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretinden kaç ay geçmiş? 19 ay geçmiş Mekke'den gelişinden. Ve Ramazan olmuş. Çıktılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama olan müezzini Abdullah İbni Ümmü Mektum Hazretlerini Medine'ye halife bıraktı. Ama olan zatı. O Abese ve Tevella meselesinden falan. Ona çok itibar ederdi sallallahu aleyhi ve sellem. Sen halife sensin buyurdu. Gözü de görmediği halde. Halife ne demek yani? Orada ne olaylar olsa falan hepsini o halledecek. Katılık, şeriat hükümleri. Ya, acayip bir şey ya. Ebu Lübabe el-Ensari de emir tayin etti. Ondan sonra efendim Aliye bölgesine de bir emir tayin ettiğini biliyorum. Bazı yerlerde olaylar olduğu sonradan duydu. Sahabeden birini geri gönderdi. Öyle işte bazı Bedir'e katılıp da geri gönderdikleri de var. Onlar Bedir ehlinden mağduttürler. Bu sefer Ebu Süfyan da Hicaz'a yaklaşınca haberleri tecessüs etmeye başladı. Efendim Kureyş'in malı, hepsi de Ebu Süfyan'ın değil, bütün millet malı ne vermiş? Ticarete göndermiş malını, parasını da. 1000 tane deve Ebu Süfyan'ın olsa zaten o. O zaman Mekke onun olur, Ebu Cehil ahkam kesemez ki. Orada o mal onun değil. Kendi malı da var. E milletin emanet malları da var. Yani sanki devlet bütçesi gibi bir durum Mekke'nin. Yönetiminin tümü orada var. Sonra haberleri sorarken falan Beni Kelp'ten bir adamdan bazı haberler aldı. O adam dedi ki ben dedi arkadaşlarımla Medine'ye gitmiştik biraz erzak almak için dedi. Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem adamlarını yola hazırladı senin kafilen için. Bir hazırlık yaptılar, kafileyi ele geçirmek için çıkış yapacaktılar yani. Biz Medine'deyken böyle bir haber aldık dedi. İşte bu mesele çok önemli. Yani o kadar değil mi 100-200 kilometrelik mesafeleri konuşuyoruz. O zamanın şartlarını da düşünelim. Hiçbir ulaşım vesilesi yok. Yine de bu tecessüs yani adam salma, gönderme, getirmeyle haber, bilgi kuvvet. Bilgi kimdeyse kuvvet onda. Ebu Süfyan korktu. Bu haberi alınca Damdama İbni Amr'ı efendim 20 dinara altın para yani kiraladı. Hemen dedi Mekke'ye gidiyorsun. Kureyş'in efendim malları tehlikeye girdi. Kureyş'e söyle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kafileye saldıracak. Hazırlık yapmış. Sen
efendim, bir an evvel onlara ulaş, onlar da bir ordu hazırlasınlar. Yani kafileyi kurtarmaya gelsinler. En azından orada 30 kişi olmasın. Fazla adam gelirse yüzlerce kişi, kafileyi kurtarmak bakımından daha selamet olur. Bir de onların kendi malları dedi. Ben de emanetçiyim. O bakımdan hemen gelsinler. Sen dedi, devenin dedi, burnunu dedi böyle kes. Hayvanların kulaklarını, burunlarını falan kesiyorlardı. Cahiliyet döneminde. Bunlar çok tehlikeli şeyler tabii. Fıtratı tahir vesaire, haram, hayvana eziyet falan. Sen dedi devenin burnunu kes, hayvanın burnunu. Görüyor musun? Ondan sonra dedi, eşyanı da ters yüz et. Eğrini falanı böyle bir karma karışık et. Sonra kendi dedi şeyini de, gömleğini de böyle biraz yırt, parçala bir şeyler yap dedi. Dedi ondan sonra Mekke'ye girer girmez bir bağır dedi böyle. Bütün millet başına toplansın. Vay anasını ya, adam saldırıya uğramış, kafilemiz de bu hale gelecek diye ona taktik öğretti. O da Mekke'ye gitti, Ebu Süfyan'ın dediklerini aynen tatbik etti. Evet, bu Zamzame denen kişiye Müslüman olduğu bilinmiyor. Yani buna atış serbest gibi de diyemiyoruz da, bu Nureddin Halebi öyle söylüyor. Zamzame bin Ömer diye sahabeden bir zat var, o başka Zamzame. Zamzame. Yani o başka zat, anladın mı? Sahabeden böyle biri var diye bunu sahabe zannetmeyin demek istiyor. İsimlerde aynı isimler müştereken oluyor. Sonra tam bu uyarıcı Mekke'ye gelmeden 3 gece evvel biliyorsunuz Abdülmuttalib'in kızı Atike validemiz, yani onun Müslüman olup olmadığı ihtilaflı ama ben Müslüman olduğu görüşündeyim. Ve Ravza, yani Cennetül Bekir'de sol tarafta halalar var. Ammatün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben orada ona selam verip okuyorum yani. İhtilaflı olunca ben ne tarafı seçiyorum? Müslüman olduğu tarafını seçiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem halasıdır. Atike validemiz. Safiye validemiz kesin iyi Müslüman olmuştur. İhtilaflı değildir. Safiye validemiz Hazreti Zübeyir'in annesidir. O zaten ona selam veriyoruz. Kapıdan girince sol taraftadırlar. Ancak Atike validemizde ihtilaf olmakla beraber ben Müslüman olduğu görüşünü, hatta Medine'de vefat ettiği görüşünü deyim yani. Atike validemizin bir rüyası var. Bu mühim bir rüya. Ben onu evvelki derslerde anlatmıştım. Şimdi bu rüyaya göre yani kısaca İşte dün gece çok büyük korkunç rüya gördüm dedi. Kardeşine Abbas'a. Hazreti Abbas Mekke'de o zaman. Efendimizin amcası. Müslüman gizli ama Müslüman olduğunu açıklamıyor. Bedir'de açıkladı esir düşünce. O zamana kadar açıklamadı. Biraz da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haberler gönderiyordu. Orada Mekke'deki durumu da idare ediyordu vaziyeti. Hazreti Abbas Efendimiz. Çünkü daha Akabe biatlarında Efendimizin yanında gece geldi, ensarla buluşturdu. Yani Hazreti Abbas'ın çok geç Müslüman olduğu rivayeti doğru değildir. Bedir'de Müslümanlığını izhar etti. Yoksa Müslüman oluşu çok öncedir. Mekke'de de Bedir'e kadar kaldı. Hicretten sonra da kaldı işte 19 ay. Efendim, Atike validemiz kardeşi Abbas'a haber yolladı. Dedi çok acayip bir rüya gördüm. Senin kavmine bundan büyük bir musibet gelecek. Kavmin Kureyş yani. Bir musibet gelecek. Ondan sonra bunu ben sana anlatayım ama sen de gizle. Çünkü Kureyş bunu duyarlarsa bu rüyayı bize çok eziyet ederler. Hazreti Abbas da söz verdi. Dedi ben kimseye anlatmayacağım. Rüyanı bana anlatabilirsin. O da dedi ki efendim atlı bir efendim kişi geldi Mekke'ye. Mekke ile Muhassab Vadisi arasında durdu. Sonra en yüksek sesiyle bağırdı. Elenfiru ila masari'ikum ba'de selat. Ey Kureyş yani. Ey hainler. 3 gün sonra yıkılacağınız, gebereceğiniz yerlere çıkın gidin bakalım. 3 gün sonra. Baktım diyor bütün insanlar onun başına toplaştı. Bu ne bağırıyor, ne çağırıyor falan. Sonra Mescid-i Haram'a girdi. Millet onun peşine düştü. Sonra devesiyle Kabe'nin üstüne çıktı yani şey rüya ya. Ne onun adı?
asansör gibi. Sonra Kabe'nin üstünden de ey hain oğlu hainler, yıkılacağınız, gebereceğiniz yerlere 3 gün sonra çıkın diye bir de Kabe'nin üstünden nida etti. Sonra Ebu Kubeş tepesine çıktı. Dedik ya, otomatik çıkıyor. Ebu Kubeş tepesi şimdiki sarayın olduğu yer yani. Safa tepesinin arkasındaki büyük dağ. O çok büyük bir dağdır yani. Safa gibi küçük değil. Oraya çıktı, bir de oradan bağırdı. Sonra bir de kaya aldı. Kayayı da bir attı Mekke'nin üzerine. Kaya indi, indi, yuvarlandı. Dağın altına gelince kırıldı. Yani Safa'nın önüne işte dibe düşünce kırıldı. Her parçasından bir eve mutlaka bir parça girdi. Yani bela her eve vuracak. Mekke'deki evlere. Her mekana bir parça girdi. Hazreti Abbas dedi ki, vallahi bu acayip bir rüya. Sen bunu gizle. Atike validemizin de rüyaları canlı yayın gibi çıkıyormuş yani. Şey de biliyormuş onu. Mekke halkı biliyormuş. Atike'nin rüyası dedi mi, herkes korkuyormuş o şey. Yani inanıyormuş o rüyaya. Şimdi o zaman, hani bir de palavracı bir adam olur, her gün bir rüya anlatır. Onun rüyasını gizleme lüzum var mı? Gizleme lüzum yok. Veya çok yemiştir sahurda, iftarda. Tuzlu yemiştir falan. Ondan sonra uyuduğunda bir şeyler görmüştür, hayalatı faside kabilinden. Mühim değil yani. Ama bu rüya başka rüya. Neyse, Hazreti Abbas da mübarek söz verdiği halde gitti. Velid ibn-i Utbe, çok sadık dostu, arkadaşıydı. Dedi ona, durum böyle böyle, bizim Atike böyle rüya görmüş. Halbuki söz verdi. Biz zaten hep böyleyiz yani. Söz veriyoruz, ondan sonra ama ben yayacak adamlara söylemeyeceğime söz verdim. Bu adam benim dostumdur, bu bir şey yapmaz düşüncesiyle hareket ediyoruz. Halbuki o yapmaz dediğimiz adamdan çıkıyor, değil mi? Velid ibn-i Utbe'ye söyleyince, dedi ki sakın kimseye söylemiyorsun ha. O da dedi, tamam söylemiyorum. Velid de gitti, babası Utbe. Babası Utbe, marka bir gavur yani. Marka. Ebu Cehil gibi marka değeri var. Babası Utbe'ye söyledi. Hadi bakalım, haberler yayıldı, reklamlar. Hazreti Abbas diyor ki, ertesi gün Kabe'yi tavafa gittim. Tavaf yapıyorum, Ebu Cehil oturuyor. Kureyş'ten bir cemaat. Herkes Atike'nin rüyasını konuşuyor. Beni görünce dedi, ya bel fazıl. Fazlın babası, Hazreti Abbas'ın künyesi, Hazreti Abbas'ın oğulları Abdullah, meşhur İbni Abbas yani. Abdullah, Kusem, Semerkant'te ziyaret ediyoruz Özbekistan'a gittiğimizde Kusem radıyallahu anh. Sonra Fazl, Fazl İbni Abbas, Hazreti Abbas'ın oğulları. Çok mübarek oğulları var böyle. Hepsi de dünyanın bir ucunda gömülmüşler, hepsi birbirinden ayrı. Efendim, ey Fazl'ın babası dedi. Tavafını bitirince, hele bir bize gel. Ebu Cehil siniri bozuk. Neyse diyor, tavafı bitirdim, geldim, oturdum. Dedi ki, ey Abdülmuttalib oğulları dedi. Yani Efendimizin kabilesi ya, sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ya dedi, sizde dedi bu kadın peygamber ne zaman zuhur etti dedi. O da ne dedim? Dedi bu Atike bir rüya görmüş ya. Ne görmüş dedim falan. Ya dedi, erkekleriniz peygamber oldu yetmedi. Şimdi kadınlarınız da peygamber mi olmaya başladı dedi. Ebu Cehil'in zaten bütün noktası peygamberlik meselesinden. Ben olamadım, o nasıl oldu diye uğraşıyor. Adam Mekke'deki ağalığı kaptırdı ya. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de ağalık yapmıyor ki, ümmete fedakarlık yapıyor ama ayrı dava. O da zannediyor, o bir şey, maddi makam zannediyor. Bu kadınlara da bulaştı diyor. Ya işte Atike şöyle görmüş, böyle görmüş. Dedi ki bak, bu rüyaya göre 3 gün beklerim dedi. 3 gün sonra başımıza bir şey geldi, gelen geldi zaten dedi. Başımıza bir şey gelmedi, sizin hakkınızda bir karar yazarım, Kabe'ye de takarım dedi. Araplar içindeki en yalancı, sahtekar aile Abdülmuttalib oğullarıdır dedi. Ebu Cehil bu. Hazreti Abbas dedi ki, ben dedi, böyle bir şey bilmiyorum dedi ya. Ne zaman görmüş, ne görmüş dedi. Dedim diyor yani. Hiç hatırlamıyorum dedi. Sonra tabii akşam oldu diyor. Bu beni bayağı bir işte söyledi etti. Abdülmuttalib oğullarının bütün kadınları başıma toplandı diyor Hazreti Abbas. Hepsi bana dediler ki, sen ne biçim adamsın? Ebu Cehil'in laflarını yedin oturdun.
Ne yapacaktım dedi. Niye mi yapacaktım dedi. Sen ona, onun rüyası doğrudur, biz yalan konuşmayız, görmediğimizi mi konuştuk? Bir şeyler cevap vermen lazımdı sen. Bizim hata ettin dediler. Kadınlar, kadınlar. Diyor ki onların konuşması dedi, beni heyecana getirdi. Bu kadınlar acayiptir. 5-10 tanesi değil, 2 tanesi de yeter. Bazen bir hanım da yetiyor değil mi? Senin karın da sana yetiyor yani. Bir de baktın adam çıkmış öbürüne saldırıyor. Neden? Karı evde doldurmuş. Bu kadar basit. 5-10 kadına da lüzum yok. Abdülmuttalip oğulları hepsi toplandı yani. Kadınları geldiler dedi, beni bir heyecana geldim dedi. Ondan sonra dedi, baktım, zaten hemen 3. gün oldu. Rüya görüldü, ertesi gün bu iş oldu. 3. gün, rüyanın 3. günü dedi, çok kızgın vaziyette. Kadınların da tabii beni heyecana getirmesiyle. Dedim dedi, bir gideyim yine bana bir sataşır mı? Ben durup dururken saldırmayayım dedi Ebu Cehil'e. Sataşırsa bir mevzu açarsa bindireceğim dedi. Kararı verdim dedi. Efendim baktım dedi. Bir de dedi yanına doğru gidiyorum böyle ki yani üzerine gidiyorum ki laf atsın diye. Bekliyorum. Baktım öbür kapıdan çıktı dedi. Daha yani o bana bir şey demiyor. Ben de ona bir şey saldıramıyorum. Damdame gelmiş. Ebu Süfyan'ın adamı. Darmadağın oldu ya üzerine yırttı mırttı bir numaralar. O gelmiş bağırıyor. Mekke'nin şeyinde hareme doğru gelmiş, bağırıyor. Ben dedi biraz uzaktayım, ben o sesini duymadığım için. Ben Ebu Cehil'e doğru gidiyorum. Meğer Ebu Cehil o bağırtıyı duymuş. Hani şimdi mesafe meselesi ya, duymak. O onu duyunca dedi, baktım bir telaş meleş yapıyor. Ben de dedim Allah Allah, benden mi korkuyor, bu niye böyle bir telaş yapıyor? Halbuki ben de ona birden bir şey yapmayacaktım falan. Sonra yanaştım, bir de baktım, vadinin ortasında damdama bağırıyor. İşte gömleği mömleği perişan. Devenin üzerinde, ya maşara Kureyş, ey Kureyş cemaati, işte efendim, kokularınızı, buğdaylarınızı, neyse, ticaret mallarınızı taşıyan kafileye yetişin. Mallarınız Ebu Süfyan'ın elinde, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber onları almaya doğru yönelmiş. Ama yetişeceğinizi de tahmin etmiyorum. Mallarınız gitti gibi görünüyor dedi. İmdat, imdat, el-gavs, el-gavs Arapçasını bağırıyor yani. Hazreti Abbas dedi ki, Ebu Cehil'in artık bana bakacak hali kalmadı. Benim de ona bakacak halim kalmadı. Çünkü herkese alakadar ediyor mesele. Bu sefer, neyse, 3 gün dolmadan Atike annemizin rüyası çıktı. İnsanlar toplandılar, efendim hazırlanıyorlar falan. Bir panik. Dediler, bu Atike'nin rüyası görüyor musun? Bu hiç boş çıkmadı bugüne kadar. Yine bakalım başımıza ne gelecek. Ondan sonra Kureyş'in eşrafının hepsi yola çıktı. Ebu Leheb kaldı. Şimdi Ebu Leheb de Efendimizin nesi? Amcası. Yani Atike validemizin nesi? Kardeşi. İnsan kardeşinin şeyini bilmez mi? Rüyalarını, şusunu, busunu bilir. Dedi ki, ben gelmeyeyim dedi. Dediler Ebu Leheb'e ne oldu? Vallahi dedi, Atike'nin rüyası dedi, adamın elinden tutmak gibidir dedi yani böyle. Garanti yani, hayal değildir dedi. Hiç boşa çıkmamış dedi. Benim dedi, zaten dedi, Asım ibn-i Hişam ibn-i Mughire'den dedi, 4000 dirhem alacağım vardı. Yerime onu göndereyim, ya geleceksin ya adam göndereceksin ya. Yerime onu göndereyim, ona da dedi ki 4000 dirhem borcunu da siliyorum dedi. Adam zaten geberecek gidecek. Yani geberdi zaten o da. Adam 4000 direme gidilir mi ya? Neyse dedi, onu göndereyim dedi ben. Ben kalayım dedi. Bu Asım ibn-i Hişam'ı da Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh mübarek eliyle gebertmiş Bedir'de yani. Bu Ebu Leheb'in vekilini. Anladın mı? Ümeyye bin Halef diye bir meşhur gavur var biliyorsunuz. Değil mi? O da geri kalmak istedi. Hem yaşlıydı, hem şişmandı. Çok ağır bedendi. Ebu Cehil geldi dedi, ya Safvan, künyeleriyle söylüyorlar. Dedi, sen bu vadinin dedi, efendisisin. Şimdi gaza getiriyor. Sen dedi, bu vadinin efendisisin. Sen geri kalırsan bütün millet geri kalır. Bari 2 gün, 3 gün dedi, gel.
yoldan dönersin. En azından milleti bir çıkartmış oluruz. Ondan sonra onları salmayız dedi. Sena idare ederiz dedi yani. Sen dedi efendilerimizdensin. O da peki öyleyse dedi, yarı yoldan dedi ben dönerim dedi. Hesabını öyle yaptı. Ukbe bin Ebi Muayt diye yine gavurlardan biri. Bu sefer o yine sonra dedi ki ya ben yarı yoldan nasıl döneceğim tek başıma giderim dönemem şudur budur zaten yaşlıyım falan. Acaba gitmesem mi falan. Ukbe geldi bu sefer. Mescid-i Haram'da oturuyorlar. Topluluk var efendim. Bir tane buhurdanlık. O zaman da bu buhur meselesi, ut meselesi çok. Bir koca bir buhurdanlık. İçine utları doldurmuş. İşte ateş şeyle, kömürle yanıyor ya. Ondan sonra buhurlar böyle. Böyle getirdi buhurları falan önüne. Bazı da böyle şeyler getirmiş. Malzemeler, mücevher gibi falan. Dedi ne oldu? E dedi biraz şu kokulardan da sür dedi. Sen kadınlardan değil misin dedi. Gelmiyorsun ya dedi falan. Ne konuşuyorsun sen ya geliyorsundu gelmiyorsundu. Ben nasıl kadınım dedi ki sen ne şerefsiz adamsın. Beni rezil ettin milletin içine dedi. Hadi geliyorum dedi bu sefer. Yani bu gaza gelmemek lazım. Geliyor millet yani çok. Ya kardeşim Allah yoluysa gaza üzüm yok yani. Ama Allah yolu değilse işte kadın mısın korkak mısın bilmem ne. Korkağım ya. Ya Allah yolu değilse bir şey çıkmayın ortalığa kardeşim. Öyle mi değil mi şimdi? Bak gavurların halini görüyorsunuz. Gurur çok fena bir şey. Guruna dokunacak işler yaptırdı mı bu milleti harekete geçirirler. Ama Allah için, vatan için, din için, iman için, bayrak için, kutsallar o ayrı bir şey. Ona kimse demeden çık. Ben bir şey demiyorum. Ondan sonra efendim Ebu Leheb geri kaldı. Geri kalan kimse geri kalmadı. Ebu Leheb zaten dedi ki benim dedi Muhammed bana çok düşman dedi. Herkesi bırakır önce beni gebertir dedi. Onun için dedi benim hiç imkanım yok dedi yani. Hiç imkanım yok dedi. Yani siz kazansanız bile ben giderim dedi yani. O beni dedi mutlaka yakalar dedi. Onun için hey gidi nasıl amcalık ya vah vah vah. Efendim Ebu Cehil dedi ki şimdi dedi biraz çalgı söyleyen cariyeler alalım kızlar karılar dedi. Deflere vursunlar dedi. Bayağı dedi bir merasim yapacağız dedi. Niye? Zaten dedi bunların işini bitireceğiz dedi. Orada da dedi bayağı bir çalgılı çengili merasim yaparız. Sonra da develer kaynatırız kazanlarda. Bütün Araplar, kabileler gelirler bizim etimizi yemeğimizi yemeğe. Millet aç zaten. Herkesi yediririz, içiririz. Ondan sonra dedi bakalım Araplardan bir kabile bir daha bize yan bakabilir mi? Bu da dedi bizim bütün Araplara yani efendim üstünlük sağlayacağımız bir nokta. Bunu değerlendirmemiz lazım dedi. Efendi Hazreti çok anlatırdı ona. Allah Allah. Kinane oğulları Araplarda kabileler bakımından Kureyş'in kan davalısıydı. Benu Kinane. Bunlar da Kureyş'in gideceği Bedir'e giderken uğrayacağı yolda. Bu Kinane oğulları da çok bunlara düşman olduğu için aralarında dediler ki biz Bedir'e gidelim derken Kinane ile karşılaşırsak Kinane oğullarıyla bir savaş çıkarsa biz zaten yolda yarıya hasar alırız. Ondan sonra Bedir'e kadar kim dayanır? Biz ne yapacağız bu tehlikeyi dediler. Yani bir kısmı hatta bu işi biz çıkmayalım dediler. Bu Kinane oğulları bize iyi bir operasyon yapabilir dediler falan. O arada Kinane oğullarının eşrafından liderleri sayılan Süraka bin Malik Edmüdlici ismindeki insan, bunlar tanıyorlar kabileler birbirini reislerini falan. İblis, meşhur İblis yani. Adem babamızdan kalan İblis. İblis Süraka'nın şekline girdi. İmtihan ya. Aynı böyle insan ha. Bu tabii Mevla müsaade ederse olabilir. O bir şey bilmiyorum. Yani cinler de bazen suretlere girebiliyorlar. İblis de biliyorsunuz kânemin el cinni, cinlerdendir Allah buyuruyor esasen. Şeytanlar esasen cinlerdendir. Onun için bunlarda bir şekle girme şeyi zaten var mı? Var. Süraka'nın suretine girdi. Geldi Mekke'ye. Tam da bunlar ordu toparlıyorlar. Aa dediler Süraka gelmiş bilmem ne. Tabii ki Kabe herkesin müştereği. O noktada geliyorlar işte İbrahim Aleyhisselam'dan kalma ya eski bakiye. Herhalde dediler ziyarete geldi Kabe'yi tavaf edecek falan. Ya dedi ben dedi bir haberler işittim.
Bu sizin kafelerinize falan şey edeceklermiş. Muhammed ve adamları sallallahu aleyhi ve sellem. Ben dedi bu hususta dedi sizle beraber olmak istiyorum. Hem dedi malınızı mülkünüzü koruyalım. Hem bu da çok güçlenirse bize de zarar olur falan filan bir şeyler konuşuyor iblis. İblis konuşuyor ama. Ben dedi sizin dedi bu hususta yardımcınızım, dostunuzum hiç sorun yok. Bizim oradan da rahat geçersin. Bizim kabile de size dokunmayacak. İstemediğiniz hiçbir şeyle karşılaşmayacaksınız dedi. Bu ayet-i kerimede buyuruluyor estağfirullah. Ve zeyyene lehum şeytanu a'malehum. Şeytan onlara amellerini süsledi. Yani yapacakları işleri çok güzel yaparsınız. İşte çıkın edin şöyle olur böyle güzel olur. Şöyle itibarınız olur falan. Ve kâle lâ gâlibe lekumul yevme minen nâs. Bugün insanlar içinde size galip gelecek kimse yok diyor onlara. Ki korktukları bir kabilede böyle deyince moralleri düzeliyor. Ve inni carul lekum. Ben dedi sizin komşunuzum, dostunuzum, yardımcınızım dedi ya. Böyle bir şey olabilir mi? Siz çıkın dedi. Ama melekleri görünce iblis melekleri gördü. Bedir'de harbe kata geldi biliyor musun? Öyle yolda bırakmadı. Yani bunlar da dediler ki şimdi bu bize bir oyun eder. Bize güvence verir. Bizi yola çıkarır. Sonra oradan geçerken bunların sülalesi bize bindirir. Bize zayiat verdirir. Dedi ki ben dedi ben bizzat geleceğim. Bedir'de de ben varım dedi ya. Oo dediler bu da geliyorsa bu iş bitmiştir. El ele tutuşuyorlar iblisle. İblis olduğunu bilmiyor ki Ebu Cehil. Ebu Cehil zannediyor Süraka. Kur'an-ı Kerim söylüyor bunu. Allah. Sonra kıssanın devamında gelsin o. Harpte neler olduğu yani. Süraka ile gidiyorlar şimdi. İblisle gidiyorlar. Aman ya Rabbel Alemin. Ne diyor? Hassan İbni Sabit radıyallahu anh şiirinde. Sirna ve saru ila bedrin lihinihimu lev ya'lemune yakînel ilmi ma saru. Dellâhumu bi gururin zümme eslemehum innel gabîze limen vâlâhu garrâru. Diyor biz diyor Medine'den çıktık gidiyoruz. Onlar da Mekke'den çıktılar. Bedir'e doğru geliyorlar. Başlarına ne geleceğini bilseydiler gelmezdiler. İblis onları aldattı, kandırdı, gaza verdi. Sonra da onları meleklerin azabına teslim etti. Çünkü habis iblis kiminle dost olursa onu çokça aldatır diyor. Yani bizler de düşünelim. Bizi de çok aldatıyor. Şu günahı yap şöyle olur. Bu işi yap böyle olur. Sonra tövbe edersin. Daha yaşarsın. 5-10 sene daha senin ömrün olsa bu işleri düzeltirsin. Şimdi şöyle yap, şimdi böyle yap. Bizi de bazı günahlara böyle tevben kabul olur. Tevbe kapısı zaten açık. Bir ömreye gidersin, bir haçta temizlenirsin. Onun malını ye, bunu gasp et. Biraz daha içki iç. Herkesin bir günahı var. Herkese bir aldatma muamelesi yapıyor. Ama tabii ki bizi sonunda cehenneme teslim eder. Allah muhafaza. İblisin dostluğundan Allah'a sığınırız. Amin. Evet. Damdame Kureyş'e geldi. Ebu Süfyan bir adam da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının yolunu gözlemeye birini Mekke'ye gönderdi. Bir adamı da tuttu parayla. Dedi ki sen Medine'ye doğru git bakalım neredeler? Bir adam da o tarafa gönderdi. Adam döndü dedi ki ben bir şey görmedim. Ben hakikaten görmemiş. Lakin dedi şurada iki tane atlı gördüm, binekli gördüm. Şu tepeye doğru geldiler. Bineklerini çökerttiler. Orada bir ibrikten falan bir yanlarında su vardı. Sularını içtiler. Sonra tekrar develerine binip gittiler. Ebu Süfyan dedi ki onların develerini çökerttikleri yeri bana gösterir misin? Biliyor musun? Dedi gösteririm. Geldi oraya. Ebu Süfyan baktı. Develer tabii oturdukları yerde pislemişler. O pisliği içinden Ebu Süfyan çok uyanık dehalardan tabii ki. Hemen pisliğin içini teftiş etti, baktı çekirdek. O çekirdekten hemen anladı ki Medine hurmasının çekirdeği. Yani şimdi o civarda çok bölgelerde hurma var.
O çekirdek, yüz küsur çeşit hurma var. O çekirdekten neyi tespit etti? Devenin pisliğinin, pislikten çekirdek çıkmış. Çekirdekten çekirdeğin, Medine çekirdeği hurması çekirdeği olduğunu anladı. Ondan da ne anladı dedi, vallahi dedi Muhammed'in gözcüleri önden gelmiş. Bu tarafa doğru bunlar geliyor. Önden Talha Hazretleri'yle Said bin Zeyd'in, anladın mı, casus göndermişti ya, o şeyleri tespit etti. Dedi ki o zaman bunlar yanaştı geliyorlar, ne yapayım dedi. Hemen kafiledeki adamlarına döndü, dedi biz Bedir'den sola doğru, sola gidelim dedi. Herhalde sahile doğru, yani deniz tarafı, orada deniz tarafı, Cidde tarafı herhalde işte, Kızıldeniz. Sahile doğru dedi biz, Bedir değil de, herhalde artık yolu uzatsa bile tehlike durumundan dolayı sola vurdu. Bedir'in soluna gidelim dedi, sahile doğru. Kafile kurtuldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kafileye ulaşacak artık durum kalmadı. Ondan sonra Ebu Süfyan baktı ki, dedi yani benim artık kafilem kurtulmuş. Kureyş'e tekrar bir haber göndereyim. Milleti ayağa kaldırdım. Ama tehlike vardı, onun için yaptım. Şimdi tehlike geçti, yazık. Hani o kadar ordu kalkacak masraf. Bir haber gönderdi. Ben başka yol tuttum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı bana ulaşamaz. Onun için sizin de hareket etmenize, gelmenize gerek yok. Ben size döneceğim yakında, Allah mallarınızı kurtardı. Allah diyorlar hep, görüyorsun. Allah mallarınızı kurtardı Celle Celaluhu diye haber yolladı. Ama kafile Mekke'den çıkmıştı yani. Ebu Cehil ordusu Mekke'den çıkmıştı. Ama ekserisi de gitmesek ayakları çekmiyordu. Ve dönmek istiyorlardı. Tam o arada da adam gelince ki kafile kurtulmuş. Hadi rahat edin. Gelmenize lüzum yok. Ebu Cehil dedi ki, herkes de diyor ki tamam işte döneceğiz. Ebu Cehil dedi, vallahi dönmeyeceğiz. Ya geberecek ya, kaşınıyor. Dedi biz Bedir'e gideceğiz. 3 gün orada duracağız. Develer keseceğiz. Bütün Arap kabilelerine yemekler yedireceğiz. Şaraplar içireceğiz. Çalgıcı kadınlar oynatacağız. Defler çaldıracağız. Bütün Arap kabileleri şanımızı duyacak. Bu şan şeref işi, bu acayip bir şey. Kabile kültürü. Ondan sonra bizim geldiğimizi, topluluğumuzun kalabalığını, gücümüzü burada görecekler. Ondan sonra da ebediyen bizden korkacaklar. Daha bize Mekke'ye kimse taarruz edemeyecek. Her sene Bedir'de 8 gün panayır olurdu. Ve Bedir panayır yeridir yani esasen. Bütün Arap kabileleri toplanıyor ya, mal mübadeleleri yapılıyor falan, alıyorlar, satıyorlar. 8 gün panayır vardı. Tam da panayıra çattı yani. Dedi ki biz bu, hem de bütün millet hazır gelmişken o panayırda bir daha o kadar insan toplanamayız. Orada bu kalabalıkla hazır çıkmışız. Bir gösteri yapalım dedi. Ebu Süfyan'ın elçisi geri döndü Ebu Süfyan'a. Dedi ki Ebu Cehil'e gittim ama böyle böyle dedi. Ebu Süfyan akıllı adamdı. Dedi ki hâdâ bagyun, kafile kurtuldu dediğim halde bu yine dedi çıkmak istiyor, hava atmak istiyor dedi. Bu dedi azgınlıktır. Vel bagyu menkasatun ve şu'mun. Azan dedi mutlaka eksilir ve uğursuzluğa uğrar dedi. Ebu Süfyan'ın tespiti bu. Bu azgınlıktır çünkü geri dönmelidir. Madem geri dönmüyor, bu azgınlığın neticesi bir eksiklik ve uğursuzluk gelecek dedi. Noksanlık gelecek. Cuhve'ye geldiler Kureyş. Cuhve meşhur bir bölge orada. Orada konakladılar. Bu sefer Cüheym İbni Salt ismindeki bir zat, buna radıyallahu anh diyebiliriz, bu Hayber senesi Müslüman oldu. Daha Hayber ne zaman? Bu zat Müslüman oldu. Bu sefer o bir rüya gördü. O da Abdülmuttalib oğullarından. Anlıyor musun şimdi? Bu Abdülmuttalib oğulların rüyaları da acayip bir durum. O da Abdülmuttalib oğullarından. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'de ona 30 ölçek ganimetten nasip vermiş Müslüman olduğu için. Yolda biraz daldı. Cuhve'de. Uyudu. Sonra panikle kalktı. Kureyş'e dedi ki, ya uykuyla uyanıklık arasındaydım. Baktım bir adam geldi Kureyş'in yanında. Durdu. Yanında da devesi vardı. Sonra dedi ki, rüyaya bak ya, bunlar da canlı yayın gibi rüya görüyorlar ya. Dedi ki, Utbe bin Rabia öldü, öldürüldü.
Şeybe bin Rabia öldürüldü. Ebu'l-Hakem İbni Hişam. Kim bu? Ebu Cehil'i bile tanımıyorsunuz daha ya siz. Ebu'l-Hakem İbni Hişam. Deyince kimse tanımıyor tabii. Ebu Cehil bu. Ebu'l-Hakem İbni Hişam öldürüldü. Lan bu rüya anlatılır mı? Adamlar orada dinliyor ya. Ümeyye bin Halef öldürüldü. Seçim sonuçları gibi gitti. Falan falan falan. Bedir'de esir olanları da saydı. Böyle nasıl rüya görüyorlar? Ondan sonra dedi, devesinin göğsüne, deve biliyorsunuz göğüsten kesiliyor, ayakta kesiliyor ya, göğsüne bir hançer soktu. Ondan sonra kanlar içindeki deveyi ordunun içine saldı. O askerin yani diyor, ordunun çadırlarından her çadıra mutlaka onun devesinin kanından bir miktar bulaştı. Aynı o kayanın parçalarından her bir parçanın Mekke'de her bir eve girmesi gibi. Tabi rüyayı Ebu Cehil duydu. Duyunca dedi ki, bu da Abdülmuttalib oğullarından yeni bir peygamber çıktı dedi. Yarın kimin öldürüleceğini biliyormuşçasına haberler verdi. Eğer dedi, şu görelim önümüzde ne olacak? Yani eğer sağ kalırsak demişti. Bak orada dedi ki, üç gün içinde bir bela gelmezse dedi, bela geldi. Şimdi diyor ki, eğer harpten sağ çıkarsak, Muttalib oğullarının yalanını Haşim oğullarının yalanına katarız dedi. Bu yalanları birbirine ekleriz. Ondan sonra bütün dünyaya ilan ederiz dedi. Yarın herkes görecek ki biz mi öleceğiz? Muhammed ve ashabı mı ölecek? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Görüşeceğiz dedi. Bu rüyaya da böyle bir tabir yaptı. Yalnız Ebu Cehil ile beraber Mekke'den çıkan Zühre oğulları ile Adi oğulları Allah Allah 300 kişi kadar döndü bu rüya üzerine. Ben mesela bunu da bilmiyordum. Siz biliyor muydunuz? He? 300 kişi döndü. Ondan sonra iki kişi kaldı. Zühre oğulları, Adi oğulları. İki adam kaldı. Onlar da kafir olarak gebermişler Bedir'de. Geri kalan bütün kabile dönmüş. Maşallah. Elhamdülillah onlar kurtulmuş. Ondan sonra Ehnes İbni Şurayk efendim bu zat demiş ki kabilesine Zühre oğullarının reisi bu. Demiş ki dönün demiş. Vaziyet iyiye gitmiyor demiş. İşte böyle akıllı zevilukul insanlar olursa kabilelerini de kurtarır, mallarını, canlarını da kurtarır, imanlarını da kurtarır. Sonradan fetih günü Müslüman oldu. Radıyallahu teala. Bak ya biraz akılla imanın çok büyük irtibatı ve iltisakı vardır ya. Yani Ebu Cehil çok akıllı geçiniyor ama manyağın önde gideni yani. Yani şu tehlikeleri göz göre göre ulan kurtulmuşsun. Git ye iç zıkımlan geberene kadar. Ne kaşınıyorsun? İşte manyaklık böyle bir şey. Gurur böyle bir şey. Kibir böyle bir şey. Aklı istop ettiriyor. Bir adamda gurur ve kibir varsa damarına bastığın zaman akıl çalışmaz. Akıllı insan kibir yapmaz. Ne yapar? El etek öpmeyi de bilir, alttan almayı da bilir, el öpmekle dudak aşınmaz. Niye? Yaşayacağız da kardeşim, her dakika uğraşamayız ki. Hani dinden taviz verme anlamında konuşmuyorum. Biz Müslümanız, dinimizden taviz veremeyiz. Ama insanlar, ortaklar, şunlar, aile aralar, dolu mevzularınız oluyor. Böyle gurur kibir yaparaktan zararınıza çalışmayın, bir yere varmaz yani. Kibirle gururla karın doymuyor. Ondan sonra stoklar bitince başlarsın bağırmaya. Aklını kullan. Bak, Ehnes İbni Şurayk radıyallahu anh 300 kişiyi geri çevirdi. Dedi ki gidin ya buna, bu harife uyulur mu dedi ya. Bir rüya daha görüldü dedi. İşimiz yaş dedi. Zühre oğulları Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem akrabasından ne bakımdan akrabası? He? Amine validemizden diye biliyorum. Amine validemiz hangi kabileden? Zühre oğullarından. Anne tarafından. Onlar döndü dedi ki ya beni Zühre, ey Zühre oğulları kad neccallahu aleyküm, Allah mallarınızı kurtardı. Efendim, imkanlarınızı kurtardı. Şimdi sizin burada Bedir'e gitmenizde bir menfaatınız yok, bir hacetiniz yok. Onun için hemen dönün.
bu adam, bu Ebu Cehil'in lafını dinlemeyin dedi. Bu herif dedi sizi helak edecek dedi. Bak 300 kişi oradan kurtuldu. Sonra bir kısmı Müslüman oldular tabii. Daha hicretin ikinci senesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 8 sene daha yaşadı. O arada çoğu hepsi hemen belki de Müslüman olmuştur. Zaten Arapların hepsi Müslüman oldu vefatından evvel. O zamana yaşayan kalanlardan. Sonra Ehnes İbni Şurek, demek o da güçlüydü çünkü 300 kişilik bir kabile şeyi, reisi olarak. Ebu Cehil'e dedi ki hele bir gel dedi. Geldi. Çekti kenara. Dedi Lat ve Uzza'nın hakkı için. O zaman tabii müşrikler. Hani kutsal değerleri Lat ve Uzza putları. Dedi Lat ve Uzza'nın hakkı için soruyorum. Muhammed'in yalancı biri olduğunu düşünüyor musun dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yolda. Cuhfe'de bu konu oluyor. Ben bu konuyu biliyordum da Cuhfe'de olduğunu bilmiyordum Bedir yolunda olduğunu. Burada gördüm şimdi. Dedi ki yalan söyler mi? Dedi ki biz dedi onun yalancılığını hiç görmedik. Lan eskiden Ebu Cehil de doğru konuşuyormuş ya. Şimdi Hacı Hoca yalan konuşuyor ya. Hacı Hoca yalan konuşuyor ya. Ebu Cehil dedi bizim aramızda dedi işte 40 yaşına kadar ne 40'ı ya? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem 52-53 yaşında gitti. 53 sene. Çocukluğunu çık 3-5 sene. Çünkü Mekke küçücük bir yer. Herkes çocukken birbirini tanıyor yani. 50 senelik bir mazisi var Ebu Cehil'in ya. Dedi biz dedi aramızda hiç yalan konuştuğunu görmedik dedi. Hiç yalanını görmedik dedi. Hatta biz ona dedi emin. El emin. En emanlı, en güvenilir insan diye isim vermişiz dedi. Bak bunu da söyledi. Dedi o zaman. Yani ne uğraşıyoruz dedi. Dedi sadede gelelim. Ya dedi. Hacıları su verme zemzemin yönetimi yani. Sikaye demek su varma yönetimi. Yani zemzemin yönetimi. Mekke'de dere yok. Zemzemin yönetimi Abdülmuttalip oğullarına düştü. Bütün hac mevsimlerinde gelen Arap kabilelerini ağırlama, vifade, veft, heyetleri, istikbal. Bu şimdiki bakanlıklar gibi işte. Ya Turizm Bakanı, şu bakanı, bu bakanı, su işleri, ne işte devlet su işleri falan. İşte ondan sonra Orman Bakanlığı falan anladın mı öyle yani? Ne gülüyorsunuz? Mübarek adam. Aynı bakanlıklar Mekke'de de var. Şimdi dedi su işleri, yani zemzem yönetimi Abdülmuttalip oğullarına düştü. Vifadet, zuyufu istikbal, gelen heyetleri karşılama işlemleri Abdülmuttalip oğullarına. Meşvere ne demek? Şura ayeti. Şura yani hangi karar alınacaksa o kurul karar veriyor. Şimdiki işte meclis veya üst kurul veya kurul kuruyorlar ya meclisin içinde kurullar bir şeyler. Onlar da toplanıyorlar, dağılıyorlar. FETÖ'yü araştırma kurulu toplandı işte. Hiçbir şey çıktı mı? Hiçbir şey çıkmadı. Allah Allah. Ne kadar önemli rapor var. Raporun içine koymamışlar yani. Neyse. FETÖ hala iş başında desek yeridir. Meşvere ve şura ayeti de dedi Abdülmuttalip oğullarında. Ya dedi bekledik. Herhalde bu Mahzum oğullarından Ebu Cehil. Bilmiyorum Hubeydullah Hoca'nın dediğini konuşuyorum yani o da buradaysa. İsterse incelesin. Bak sohbet bitene kadar düzeltme payımız var. Yoksa bu iş sana kalır. Yani neyse Ebu Cehil'i yanlış bilsem mühim bir şey değil. Şereftir gerçi. Ebu Cehil'i doğru bilmemize de lüzum yok. Ya dedi bekledik dedi. Belki de bize de bir şey düşer. Mekke yönetiminde. Ebu Cehil Ağa Paşa ama tırışkadan tayyara konuşup duruyor. Heyette yeri yok yani. Mekke yönetiminde yok. Hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atalarından tabii gelen şey değil mi? Abdülmuttalip oğulları, en son Ebu Talib'in ağırlığı falan yani bunların hiçbiri yok bunda. Bunun sülalesinde yok yani. Bu sefer yahu dedi bir de baktık dedi bir de peygamberlik diye bir şey çıktı dedi. Peygamberlik hepsini alt üst etti. Bu sefer dedi Medine'yi de içine alıyor. Bütün dünyanın peygamberiyim diyor dedi ya. Ulan biz Mekke'deki yönetimden uğraşıyoruz 5 kişi. 5 bin 10 bin kişilik bir proje yapıyoruz. Dedi ki bütün dünyanın peygamberiyim. Hadi bakalım. Rahmetellil alemin gelmiş. Dedi bu da gitti bizden. Bu saatten sonra ben nasıl tutturayım dedi yani peygamberliği falan. Ne yapacağız abi dedi ya. Ne yapacağız dedi ya. Bundan savaşmaktan baksana çaremiz kalmadı dedi ya. Doğru da söylüyorsa söylemiyorsa ben buna dalacağım dedi. Bir çarem yok dedi. Ehnes dedi ki
sen bu kafayla dediği, hem doğruluğunu söylüyorsun, hem yalancı olmadığını söylüyorsun, sadece efendim, peygamberlik de buna verildi, bize niye verilmedi, bundan sebep böyle bir savaşa bu milleti götürüyorsun, ben yokum dedi, ondan sonra o öncü olduğu için Adi oğulları da onu takip etti. Adi oğulları dediler ki biz de sana bağlıyız, hadi bakalım 300 kişi döndü geri. Sonra Eknes İbn-i Şurek fetih günü Müslüman oldu. Radıyallahu teâlâ. Bu sefer Haşim oğulları dediler ki biz de dönelim. Haşim oğulları da var. Hazreti Abbas da orada da. Hazreti Ali'nin kardeşi orada. Radıyallahu teâlâ. O bir tane kardeşi, çok üzüldüm sonra, o Müslüman olamadan öldü yani. Ebu Talib'in oğullarından biri. Cafer radıyallahu anh, büyük sahabi, Akil ibn Ebi Talib büyük sahabi, Cafer ibn Ebi Talib büyük sahabi, Hazreti Ali'nin kardeşlerinden. İşte o şey, bir tane ismi gelecek herhalde. Muttalip miydi, neydi? Talip olabilir. Talip olabilir, o da burada. Haşimoğulları da dönmek isteyince Ebu Cehil artık baktı ki ordu çözülüyor. Çok şiddetle dedi ki, asla dedi sizi bırakmam dedi, bizden ayrılamazsınız dedi. Efendim şöyledir, böyledir, mücadele falan. Ha, Ali ibn Ebi Talib'in kardeşi Talip ile, adı Talip'miş. Fakat o Müslüman olduğuna bir şeyimiz yok. O zaman Kureyş'ten bir adam vardı, dedi ki, ey Haşimoğulları zaten siz dedi, bizim yanımızda çıkıyorsunuz ama sizin dedi gönlünüz hep Muhammed'le beraber, zaten o sizin akrabanız, senin amca oğlun. Siz dedi zaten dedi bellisiniz falan. Böyle deyince Talip kızdı. Mekke'ye döndü ama Bedir'de ölmedi yani. Mekke'ye döndü, müşriklerle Bedir'e katılmadı. En azından bir amca oğluna karşı bir şey, harbe girmemiş oldu. Sonra Ebu Cehil ve adamları geldiler. Akankal diye bir dağ var Bedir'de. Kum tepesi büyük. Resmi var herhalde. Benim bu kitapta bazı resimler vardı ama o aradaydı. O resimlere bakarsınız. Adını yazdık mı altına bilmiyorum. İki Arapça ile Türkçenin bittiği yerde resimler olacak. O resimlerde Akankal Dağı da olabilir. He? Akankal Dağı burada. 141. sayfada. Bu Akankal Dağı, yalnız burada tam yani bence o Akankal Dağı dediği biraz şey gözüküyor, uzaktan çekmiş de o çok biraz yüksek, ben yanına kadar gittim. Tamamen kum. Dağın tamamı kum, dağ. Öyle tepe. Onun arkasına geldim. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Medine'den çıktı. Ebi Utbe kuyusunun yanına konakladı. Sudan içtiler. Oruç tutmayın buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ne buyurdu? Oruç tutmayın. Çünkü harbe gidiyoruz. Efendim, oruç Mahzumoğullar. Ben de öyle dedim. Tamam. Doğruysa kağıt alüzüm yok. Doğru desen yeter. Mahzumoğullarındanmış Ebu Cehil. Anladın mı? İşte sallallahu aleyhi ve sellem geldiler bir kuyuya. Suyundan içtiler. Yani oruç da tutturmadı. Hatta sahabeden bazıları tutmak istedi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bardağı aldı, ağzına dikti. Bütün milletin içinde içti. Yani ben tutmuyorum, siz niye tutuyorsunuz? Harbe gidiyoruz yani. Harpte kuvvetli olmamız lazım. Seferi zaten. Çünkü 120 kilometre. Seferi bir yola çıktık. Seferde zaten ruhsat var. Bir de Allah'ın yoluna cihada gidiyoruz. Bazıları hatta yani oruçtan rahatsız olacak hale geldi. Dedi onlar benim sözümü dinlemeyenler. Asi olmuşlar onlar falan. Yani böyle Bedir'de olmayabilir bu söz ama. Başka bir muharebede de yine böyle bir durum oldu. Ha, oruç sana hiç zarar vermiyorsa yolculukta da tut. Tutmak azimettir. Ama tabii harp işi ayrı bir şey. Müslümanların senin zayıflaman öbürünü zayıflatıyor. Ordu kaybetmesi ümmeti kaybettiriyor. O bakımdan orada kendin nefsine hareket etmek doğru değil orduda. Komutanın emrine göre hareket edilecek. Bozun buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Komutanların komutanı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yahu ne harpler yaptı ya. Ne harpler yaptı. Bilmediği bir şey yok ya. Bilmediği bir sanat yok. Bilmediği bir hüner yok ya. Mevla nasıl öğretti ona öyle ya.
Hiç hocadan okumamış. Hiçbir şey de okumamış kimseden sallallahu aleyhi ve sellem. Kitap okuyamıyor. Hocası yok. Mevla hocası. Edebeni Rabbi fe hasene te'dib. Rabbim bana edep verdi. O ne güzel edep verdi buyuruyor. Sonra yolda dedi ki şu sahabemi bir sayar mısınız? Kaç kişiyiz? Saydılar dediler 313 kişiyiz. Çok sevindi. Dedi iddeti ashabi Talut. Talut komutanın ashabı da ırmaktan geçerken Bekara suresinde ben size bir dergide de yazmıştım uzun kıssasını. Talut'un ashabı da 313 kişiydiler. Bundan dolayı tefaül yaptı. Bu sayıdan dolayı çok sevindim dedi. Bu zafere işarettirdi. Çünkü Talut'un ashabı da Calut'u ve bütün ordusunu bozguna uğrattılar ya 313 kişi. Dedi aynı 313 kişi burada kazanacağız. Sonra Üsame bin Zeyd, Rafi bin Kadic, Bera bin Azib, Hüseyin bin Zuhayr, Zeyd bin Erkam, Zeyd bin Sabit, meşhur sahabe Hazaratı Rıdvanullahi Teala Ali Mecmain. Onlara dedi ki sizi zayıf gördüm. Gençsiniz. Yaşınız çok yok. Vücudunuz dayanmaz. Sizi geri gönderiyorum dedi. Onlar da çok ağladılar, üzüldüler. Ama dedi tamam siz Bedir ehlindensiniz. Fakat dedi siz gidin. Yani böylece muhacirlerden 64 kişi, geri kalan 313'ün tamamı Ensar'dan. Yani demin dediğime geldi değil mi? 2/3'den fazlası Ensar-ı Kiram'dan. Osman İbni Affan Hazretleri'ne dedi, kızı Rukiye, Efendimizin kızı Rukayye, Arapçası Rukayye, Türkçe Rukiye yaptınız siz onu. Rukayye validemiz, radıyallahu teâlâ anh'a hasta idi. Ağır bir hastalığa yakalanmış idi. Hazreti Osman Efendimiz'de çiçek hastalığı olmuştu. Hazreti Osman Efendimiz geliyordu. Dedi ki sen kızımın yanında kal. Sana dedi Bedir'de bulunanın ecri de var, sehmi de var, ganimetten hissen de var. Aynı dedi muameleyi göreceksin. Ebu Umame bin Salebe dedi annesi hastaydı. Dedi sen git hasta annene bak. Annen muhtaç kalmış. Onu da geri gönderdi. Böyle geri işleri hesap edince anladın mı? Onun için 363'e çıkma meselesi oluyor. Bayağı bir geri gönderdikleri var. Sonra zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'deyken Ebu Umame'nin annesi vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar ilgilenirdi ki cemaatin her bütün sahabeyle. Bedir'den dönünce gitti. Annenin mezarı nerede dedi. Ebu Umame annesinin mezarına gitti. Mezarın üstüne cenaze namazı kılardı. Gömülmüşken. Yani çok böyle kıldığı var. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ondan sonra Talha bin Ubeydillah ile Said ibn Zeyd Hazretleri casusluk yapalım derken onlar da kafilenin haberlerini topladılar. Efendimiz hala Medine dedi. Onlar da Medine'ye gittiler. Bu sefer geldiler baktılar. Efendimiz oradan çıkmış. Tekrar Bedir'e efendim döndüler, gittiler. Ama Efendimiz harbi bitirmişti, Bedir'den dönerken yetişebildiler. Onlar da Bedir ehlinden en büyük casusluk faaliyetlerini onlar yaptılar. Bedir ehlinden mağduttürler. Rıdvanullahi Teala aleyhim ecma'in. Evet. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebi Utbe kuyusunun başına geldi. Su çektiler, içtiler, abdest aldılar. Ondan sonra sallallahu teala aleyhi ve sellem Zatül Fuzul isimli bir zırhı vardı. O zırhını giydi. Kılıcını kuşandı. Ellerini kaldırdı. Baktı sahabenin durumuna at yok, ot yok, ocak yok, deve yok. 313 kişi. Dedi Allah'ım innehum hüfâtün. Fehmilüm. Ya Rabbi bunlar yalın ayaktırlar, bineksizdirler. Sen bunları bineklere yükle. Ve uratun feksum. Ya Rabbi bu benim sahabem çıplaktırlar üzerlerinde başlarında. Avretlerini örtüyorlar yani elbiseleri yok. Sen onları giyindir. Ve ciyaun feşbi'um. Ya Rabbi benim sahabem açtırlar. Yiyecekleri yok. Harbe gidiyorlar. Sen onları doyur. Ya Rabbi ve aletun feğdi min fazlik. Ya Rabbi bu benim sahabem fakirdirler, muhtaçtırlar. Fazl-ı kereminden onları zengin eyle diye kuyunun başında bir dua etti.
Tuttu mu? Bedir'den dönerken hepsinin bir altında vardı deve, bir de yanında ganimetten bir deve. Herkese iki deve düştü. Maşallah. Ya, düştü gördün mü? Ondan sonra çıplaklar giyindi. Ne kadar yemek bıraktı Ebu Cehiller ya. 1000 kişilik nevale kafile getirmişler. Hepsinin azıklarını aldılar mı? Esirlerden fidye paralar, küp küp altınlar geldi Mekke'den. Fidye için. Fidyeleri de aldılar mı? Bütün fakirler zengin oldular. Allah Allah. Hubeyb İbni İsaf diye bir zat, Hazret kabilesinden, çok acayip güçlü, kuvvetli, 5-10-20 kişiyi devirebilir. Fakat Müslüman değil. O da dedi ki, ben de dedi, bu harbe katılayım, ganimetten İslam olsun. O da geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, اِرْجَعْ فَاِنَّا لَا نَسْتَعِنُ بِمُشْرِكِينَ. Dön git dedi ya, biz müşrikten yardım almayız. Şimdi sahabe de istiyorlar ki, bu gelirse harp yarı yarıya psikolojik olarak kazandır. Çünkü acayip bir güçlü. Yani dediler bu gelse falan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 kere ikrar etti. Dedi ki, geleyim mi? Dedi, yok dön git. Biz müşrikten yardım almayız. Üçüncüsünde baktı istiyor. Dedi, tümünü billahi ve rasulü. Allah ve Resulüne iman ediyor musun? İslam'a girmeyi kabul ediyor musun? Dedi, naam. Dedi, ne var kabul ediyorum ya. İslam'da ne var dedi yani. İslam'da ne sorun var? İslam güzel bir şey. Kabul ediyorum dedi. Ravha denen bölge var. Ravha'da Müslüman oldu. Ve Müslüman oldu. Bir dakika evvel müşrik. Bir dakika sonra Müslüman oldu. İki, sahabeden oldu. Üç, Bedir ehlinden oldu. Vay 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 ne. Ne nasipli adamlar var. Öbür taraftan Efendimiz'in amcası, amcaoğlu, şu vaziyete bak. Burada adam, müşrik adam o dakikada Bedir ehli oldu ya. Müslüman oldu, gerçek mi? Öyle bir harp etti ki Bedir'de. Çok şiddetli bir muharebe yaptı yani. Serdi geçirdi gavurları. Evet. 70 deve işte böyle yolda nöbetleşe kullanıyorlardı. 3 deve ayrılmış, 4 deve ayrılmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali, Mersed İbni Ebi Mersed, 3'ü bir deveye biniyorlar. Demin ne dedim? Üçlü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iniyor, Hazreti Ali biniyor, Hazreti Ali iniyor, Mersed Hazretleri biniyor. Rıdvanullah Ali Mecmai'in. İşte Hamza, Hazreti Hamza, Zeyd İbni Harise, Ebu Kepşe, onlar bir deveye biniyorlar. Böyle develer hep ayrılmış. 70 tane deve var. Giderlerkeni konuşuyoruz. O demin dönerlerkeni anlattık arada. Karıştırmayın hatları birbirine. Dönerken ganimet aldılar. Kazandılar. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yürüdüğüne biraz üzüldüler. Sonra dediler, ya Resulallah biz senin yerine yürürüz. Biz genciz, kuvvetliyiz. Hazreti Ali Efendimiz kaç yaşında Bedir'de? Kaç? 20. 20 yaştan. Efendim biz dediler güçlüyüz, kuvvetliyiz dediler. Biz yürürüz, sen dediler bin sen. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yaşlı yani en azından 55. 55 falan yaşında. Evet. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Ma entuma akva minni alel meşi ve ma ne bi agna anil ecri minkuma. Siz yürümeye benden fazla dayanamazsınız. Ben sizden kuvvetliyim dedi. Bir de siz sevap almak, yürüyorsunuz sevap almak için. Benim sizden fazla sevaba ihtiyacım var. Benim niye sevabıma mani oluyorsunuz dedi. Ben de yürüyeceğim dedi. Ve aynen herkes kadar yürüdü. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bedir yoluna geldi, yürüdü gitti, Ravha'ya geldiler. Orada Zifran diye bir vadi var. O vadiye gelince Kureyş'in haberi geldi. İşte Mekke'den çıkmışlar kafile. O yolda olanlar tabi Mekke'den onlar çıktı çoktan anlatıp duruyoruz. Daha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve adamlarına haber yeni geldi. Kureyş Mekke'den çıkmışlar. 1000 kişi var. İçlerinde pehlivanlar var. Çok güçlü güreşçiler var, düellocular var, eşraftan adamlar var, Kureyş'in azılıp tağutları var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Kureyş çok büyük bir orduyla geliyor. Bir de kafile meselesi var. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha kafile kurtulmuş yani, kafileye gidemeyizi bilmiyor. Allah Teala ona ne bildirmiş? Estaizu billah ve izzi'idukumullah.
اِحْدَ الطَّائِفَتَيْنَ اَنَّالَكُمْ Allah size vaat ediyor ki, iki taifenin birisi sizin olacak. İkisi yok. Yani hem kafileyi alalım, hem Bedir'de Ebu Cehil'leri gebertelim, bunu vermiyorum. Söz veriyorum, iki taifeden biri. Ama söz veriyorum, kesin yani. Şimdi siz ne istiyorsunuz? وَتَوَدُّونَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُولُ لَكُمْ Siz de istiyorsunuz ki, ya biz zaten atsız, devesiz çıkmışık. Medine'deki insanların çoğun haberi yok. Güçlü bir ordu toplamamışız. Kafilede ganimet de bol. Hem kuvvetleniriz, güçleniriz, orduyu toparlarız. Biz kafile bizim olsun. 30 kişilik bir mesele. İki taifeden biri bizim zaten garanti. Hangisini istiyorsunuz Allah soruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem sordu ki ne yapacaksınız? Ya kafileyi verecekse ya Kureyş'i verecek size. Kureyş gidiyor tümden. Sahabeden bazıları dediler ki, ya Resulallah, kafileye gidelim dediler. Biz dediler, kafile için çıktık. Çünkü sen bize harp için çıktık deseydin, biz hazırlıklı çıkardık. Kılıcımız ona göre yok, eşyamız ona göre yok, devemiz atımız ona göre yok. Şimdi sahabe de, yani harbe çıkmaktan kaçmıyor. Ama hazırlıksız çıktık, biz harbe diye çıkmadık ki. Yani şimdi şu kafileyi halledelim de. Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek yüzü değişti biraz. Mevla da buyuruyor ya, ve yuridullahu yuhikkal hakka. Ben istiyorum ki hakkı sabit kılayım. Kafirler istemese de batılı iptal edeyim. Küfrün dübürünü, dabirini, ardın arkasını keseyim. Ben böyle istiyorum. Kafileyi ele geçirmekle küfür bitmez. Kureyş'i ele geçirince küfür biter. Ben böyle istiyorum ama siz de biraz kuvvetsiz olan kafile istiyorsunuz. Mevla ayette söylüyor bunu. Bunun üzerine işte ayette var ya, كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ Seni Rabbin evinden çıkarttı hak ve hikmetli bir gaye ile. وَاِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ Müminlerden bir cemaat da istemiyor bu işi. Ne istemiyor? Yani kafileye gitmek istiyor. Müşriklerin ordusuyla çarpışmak istemiyor. Bu durum olunca Hazreti Ebubekir Efendimiz kalktı, güzel bir konuşma yaptı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle dinler. Çünkü umumi bir toplumsal olay, yardımcı lazım. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz kalktı, çok güzel bir konuşma yaptı. Dedi, ya Resulallah, bu Kureyş aziz olduğundan beri zelil olmamış, kafir olduğundan beri de Müslüman olmamış. Hiç yani yenilme görmemiş. Vallahi biz onlarla savaşacağız, onları zelil edeceğiz. Ya Resulallah, sen harbet için hazırlan, sen ne istiyorsan o yola git, biz de geleceğiz. Sonra Miktad İbn Amr Hazretleri kalktı. Dedi, ya Resulallah, İsrailoğulları Musa Aleyhisselam'a dediler, فَذَبَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا اَوْنَا قَاعِدُونَ Sen Rabbinle beraber git, cebbar kavimle savaşın, biz burada oturacağız. Şehri fethedince biz geliriz dediler. Biz İsrailoğullarının dediği gibi sana demeyeceğiz. Onlar peygamberlerine böyle dediler. Biz sana ne diyeceğiz? Biz diyeceğiz ki, اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا Sen Rabbinin yardımıyla beraber, Rab Mevla yürümez haşa. Sen Rabbinle beraber, yani onun maiyetinde gidin savaşın, inna ma'akuma mukatilun. Biz de sizinle beraber savaşacağız. Oturacağız demeyeceğiz. Dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çok sevindi. Hatta dedi ki, seni hak ile peygamber gönderen Allah'a yemin ederiz ki, sen Habeşistan'a gitsen buradan, ki Habeşistan bayağı arada deniz de var. Sen buradan Berkül Gamat, o Habeşistan'da bir bölge, Berkül Gamada gitsen, oraya senden gidinceye kadar savaşırız. Kılıçlarımızı kınına sokmayız. Sağında, solunda, önünde, ardında düşeriz, şehit oluruz. Yine seni bırakmayız dedi. İbni Mesud diyor radıyallahu anh, baktım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzü parıl parıl parlıyor. Yani sevincinden mesrur oldu sallallahu aleyhi ve sellem. Gülmeye başladı. Muhacirler Miktat radıyallahu anh'ın sözünü işitince onlar da biz tamam dediler. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar istişare yapıyor. Bu neden öyle yapıyor? Ya yönnâs eşîru aleyye. Ey insanlar, bana bir meşvere verin ya, ne yapalım? Ya bu taraf, muhacir tarafı zaten tamam dedi. Ama yine diyor ki, ey insanlar ne yapalım? Deyince Ensar'ı kastediyor. Ensar'ın durumunu kastediyor. Ensar anladı bunu. Hani demin anlattığım, baştan anlattığım mesele, yani biz seninle
Medine içinde seni savunacağımıza söz verdik. Akabe fiyatlarındaki anlaşmalara göre bu ilk başlarına geliyor. Bu durumda ne yapacağız? Sa'd ibn-i Muaz, geçenlerde dergide çok yazdım, bahsini yaptım. Sonra kabrini Medine'de ilk olarak gittik, bir bahçede biz bulduk, ziyaret ettik hani. Resmini de paylaştım sizinle. Radıyallahu Teala. Sa'd ibn-i Muaz Hazretleri kalktı dedi, ya Resulallah, herhalde sen bizi kastediyorsun. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, evet sizi kastediyorum. Hazreti Sa'd dedik, ya Resulallah, inna amennâ bike ve saddeknâk, biz sana iman ettik. Biz seni tasdik ettik. Getirdiğin İslam'ın hak olduğuna şahitlik ettik. Seni dinleyip itaat edeceğimize dair sana teminatlar, ahitler, sözler verdik. Ya Resulallah, sen herhalde şundan endişe ediyorsun. Ensar kendi yurtlarındayken seni himaye ederler, dışarıda savaşa katılmazlar diye endişe ediyorsun. Ben Ensar'ın efendisiyim. Ensar adına sana söylüyorum. Onlar adına cevap veriyorum, istişare veriyorum. İzhan haytü şiite ya Resulallah. Vasıl hevle men şiite ve salim men şiite ve hadi men şiite. İstediğinle barış, istediğinle savaş, istediğin yerde dur, istediğin yerden göç. Ve kul min envalina maşit. Mallarımızdan da istediğin kadar al, vallahi aldığına daha seviniriz. Bize bıraktığındansa bizden aldığına daha seviniriz. Görüyorsun Ensar'ı. Ondan sonra biz ne emredersen emrine tabi olacağız. Biz seninle beraberiz. Önümüzde deniz olsa sen desen ki denize dalın. Boğulmasına biz dalarız. Çok güzel sözler söyledi. Bizden bir kişi bile geri kalmayacak. İnna lesuburun fil harb, sudukun fil lika. Harpte çok sabırlıyız. Düşmanla karşılaştığımızda da çok sadık ve sözünde duran insanlarız. Allah senin gözünü aydın edecek bir zaferi bizimle sana gösterecek. Biz senin sağında, solunda, önünde, ardında yürüyeceğiz. Ensar çünkü dedim size, hemen hemen 250 kişi 313'ün içinde. Bir, ikinci Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem isteyerek istişareli olsun istiyor. Hani ben emrettim buyurmak istemiyor. Onlar da böyle deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzü parladı. Hazreti Sa'd'ın bu sözünden çok memnun oldu. Hazreti Sa'd işte o ölünce arş-ı âlâ niye titredi? Niye başka sahabeye arş titremedi? Sa'd ibn-i Muaz'a titredi. Bu günlerde, zor günlerde, zor zamanlarda karar almak, fedakarlık lazım. Sonra Allah onu unutmuyor Celle Celaluhu. Resul de unutmuyor. Sîrû evşirû feynnallâh gad ve'adenî ihdet taifeteyn. Hadi yürüyün bakalım, sevinin, müjdeler olsun. Allah bana iki taifeden birini söz verdi. Ya Şam'dan gelen kafileyi alacağız, ya Mekke'den gelen orduyu helak edeceğiz ve kazanacağız. Böylece sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Zifran denen yerden yola çıktı. Bedir'e yakın bir yerde konakladı. Şimdi dedi ki Hazreti Ebu Bekir'e dedi, sen gel ben beraber ikimiz bir tecessüse ortalığı araştırmaya gidelim. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi göndermiyor tehlikeye veyahut yorgunluk var, gidecek, yürüyecek, gelecek. Diyor ki Ebu Bekir Efendimiz, ikimiz gidelim. Kalktı gittiler. Araplardan bir yaşlı bir adam gördüler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Kureyş'in durumu nedir? Yola mı çıkmışlar? Gelmişler mi? Gitmişler mi? Dedi ki, sizin kim olduğunuzu bilmiyorum. O şeyh yaşlı, şeyh yaşlı demek. Siz kim olduğunuzu bilmiyorum dedi. Siz bana bir söyleyin bakalım, ben sonra size söyleyeceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sen söylersen biz söyleyeceğiz. O yaşlı da dedi ki, bana ulaşan habere göre, bu yaşlılar da acayip dedikoducu olur biliyorsunuz. Dedi, bana ulaşan habere göre Muhammed ve ashabı dedi, Medine'den şu gün çıkmışlar dedi. Bak, nasıl ya? Çöldekilerin her şeyden haberi var ya. Çöldekiler çok bilirler. Eğer dedi, bana bunu haber veren doğru söylediyse, Muhammed ve adamları şu anda bu benim yakınlarımda, buralarda olmaları lazım dedi. Anladın mı? Efendimizin olduğu yere kadar söyledi. Kureyş de dedi, şu gün çıkmışlar. O habere göre de dedi, Kureyş'in şurada bulunması lazım dedi. Neyse, o onlara haber verince yani siz hemen hemen karşı karşıya geldiğinizi anladılar. Dedi ki siz
Peki siz kimsiniz dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki nahnu mimma. Yani doğruyu söyle. Muhammed'im demedi. Ya ne dedi? Biz sudanız dedi. Ma diye de bir bölge var. Bölge adı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyi kastetti? İnsan neden yaratılmış? Anne babasının suyundan. Hem yalan yok, hem de onun istediği doğru yok. Çünkü neden? Harpteyiz. Nahnu mimma, biz sudanız dedi. İşte yalandan korunmak için adam dedi, ha şu Irak tarafına, Irak yolundaki Ma bölgesinden demek dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç cevap vermedi. Adam da kendine göre yorumunu yaptı. Konu kapandı.